İslam dünyasının köle deposu neresiydi? Burası. Bütün İslam coğrafyacılarının, tarihçilerinin, ulemasının, size okusam dinlemeye tahammül edemezsiniz. Hepsi çocukken bütün köle hırsızları Sudan'dan ve Habeşistan'dan şey yapıyorlar. Habeşistan Hristiyan, orası biraz uygarlaşmış. Oraya gitmeler biraz arkalardan topluyorlar. Sadece 10. yüzyılda Basra'da 2 yıl süren bir zenci isyanı vardır. Hep şiddetle tavsiye ederim, okuyun onu, Siyah Öfke diye bir bilimsel bir kitap. Hiç kimsenin, ben tanıdığım ilahiyatçılara söylüyorum, hiç kimsenin böyle bir şeyden haberi yok. 40 yıl benim de haberim olmadı. Yarım milyon zencinin öldürüldüğü söyleniyor. 300 bin ila 500 bin. Bu zenciler nereden geliyor? Bataklıkları kurutmak için orada çiftliklerde köle olarak kullanılıyor bu. Yani Amerika'da yapılanların hemen hemen aynısı. Dolayısıyla İslam dünyasında kölecilik aleyhinde en ufak bir cümle sarf edilmiş midir? Hayır. Köleci bir toplumdur. Başka bir köle ihtiyacı buradan karşılanıyor. Ayrı bir dosyada hadım edilme. Bunların bir de hadım hikayeleri var. Bazı aptallar şey diyorlar, işte hareme koyuyorlarmış da filan. Yani hareme iki tane harem ağası korsun. O kadar adam kesiyor ki binlerce, on binlerce insanı husyelerinden ve penislerini kesiyor. Yani oradaki işlemlerin klasik kaynaklarda anlatımını hafif şöyle bir 5 dakika size tasvir etsem. Rüyanıza girer. Osmanlı dönemi filan değil. 10. yüzyıllardan söz ediyorum. 10, 11, 12, 8, 10 asırlık hikayeler bunlar.